sabah 6.30'da arkada akan, sürekli akan kanalın aşırı ses yaptığını fark ederek uyandım. 3 saniye sonra tekrar baktığımda taşmaya başladığını fark edince giyinerek çıkmaya çalıştım ama koridorum tamamen siyah suyla dolmaya başladı. Yaklaşık 4.5 saat, 5 saat bu su hiç dinmedi. Arkada bahçe duvarı vardı. O bahçe duvarı yıkılana kadar su dairenin içine dolmaya devam etti. Binanın içinde de görebileceğiniz çizgiler boyutunda tamamen su doldurdu. Kuşlar tespit çalışmaları yapıldı. Hem itfaiyeden görevliler geldi, hem belediyeden hem kaymakamlıktan görevliler geldi. Arka tarafta depo var, un deposu. Un deposundaki unlar telef oldu. Poşetlerimiz ziyan oldu. Derenin patlaması sonucu, taşması sonucu bütün olanca su bizim içeriye geldi yani böyle. İnsanlar içeride kaldı, mağdur durumda iki insan. Onları zor bela çıkarttık evden. Bütün evin içi, bütün otopark, her yer sular altında kaldı. Allah esirgesin beteri de var ama daha beteri de ne olabilirdi diye merak ediyorum. Canımızdan olmadık ama yani çok kötü mağdur durumdayız yani biz şu an. Hasar tespite geldiler, sosyal hizmetlerden geldiler, belediyeden geldiler. Kontrol ettiler, hepsini onları yaptılar yani sıkıntı yok. Belediyeden yana, belediye çok ilgilendi yani açıkçası. Temizliğini dün başladılar, bugün de devamı gelecek. Biz de onları bekliyoruz şu an zaten. Eşyalar. Biz yardımcı olacağız. Siz İnşallah. Müracaatımızı yaptık itfaiye. Şimdi geliyor arkadaşlar zaten. Evet. Buradalar. Benim mallarım gitmiş, bilgisayarım gitmiş, mobilyalarım şişmiş, resimlerim var, videolarım var. Merak etme. Oradan oraya, oradan oraya sürüklenmeyelim yani. Bu orada da hepimizin problemi. Evet. Siz merak etmeyin, sürüklenmiyorsunuz, o burada. Lütfen. Ayağınıza geldi. Lütfen. İçeride. Ziyaret olsun, merak etmeyin ve çok geçmiş olsun. Merak etmeyin. Geçmiş yapacağız, sen merak etme. Tamam. İkiniz mi bakın? Tamam. Ertuğrul Bey, buraya arkadaşlar desteğe de gelsinler, temizlikle ilgili desteğe de gelsinler. 90 yaşındaymış annesi, ona da gerekiyorsa önce yaşam merkezini alabiliriz. Bir bakınız. Her halükarda zararı neyse onu da gidereceğiz. Merak etme. Üzüntüye gerek yok. Biz yanındayız. Tamam işte. Üzülme. Hepsini işare ediyorlar. Sizin belediye işçileriniz yan koltuktan sırtlarında taşıdılar. Allah razı olsun. Kimseye bir lütuf yapılmıyor. Hiç kimseye bir tepeden bir şey yapılmıyor. Burada önemli olan şey şu. Devlet, belediye dediğimiz kurum bu şehirde yaşayan her vatandaşın insanca yaşaması için ne gerekiyorsa onu yapmakla yükümlüdür. Bir senede aldığınız yaşı beşte birini bir günde alıyorsanız bu büyük bir afet demek. O afet İzmir'deki bütün derelerin taşmasına yol açtı. Ama bu afet bizi mazur göstermez. Afet ne yapalım durumu yok. Çektiğiniz sıkıntıyı içimizde hissediyoruz. Onun için buradayız. Ve daha nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl derdinize derman olabiliriz? Onu konuşmaya geldik. Genel Başkanımız Ankara'dan geldi. Sadece bunun için geldi. Yanınızda olmak istiyoruz. Genel Başkan'ın selamıyla geliyoruz. Onun için geldi. Ve bizim de ilk sabah otelinden aldık ve size getirdik. Burada yaşadığımızı siz biliyorsunuz. Biz de hissediyoruz. Belediye başkanımız ve ekibi şu anda konuya hakimler. Bu muhabbet en kısa sürede giderilecek. Bu bir nezaket ziyareti değil. Sizin hayatınızı normalleştirene kadar, iyileştirene kadar üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Teşekkür ederim.
Değerli kardeşlerim, dünkü sel felaketinde hayatını kaybeden Kaan ve Hıdır kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Makamları, mekanları cennet olsun. Evet. Orada ne yapılması gerekiyor? Görüntü tespit. Başkalarına da sakın bir şey olmasın. Sadece onlarla ilgilenir. Allah sabır versin. Çok yardımcı oldular. Bütün ekip arkadaşlar. Her şey. Görevimiz. Ailemizden dilerim. Allah sabır versin. Nasıl bu zararları telafi edebileceğimizi yerinde tespit ettik. Bir yandan da bundan sonra böyle büyük bir felakette ne yapmalıyız ki benzer zararlar doğmasın, onu yerinde tespit ediyoruz. İki vatandaşımızın kaybı hepimizi çok üzdü. Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Büyükşehirimiz her anlamda her yere ulaşmış. Ben belediye başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bütün ekip sahada şu anda. Bütün vatandaşlarımızın zararlarının şu anda tespitleri yapılıyor. Bu mağduriyet giderilecek.